İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Partili Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullanırken ortaya çıkan görüntüleri hakkında sözcüden İsmail Saymaz'a konuştu. Soylu, uyuşturucu madde kullandığı için gözaltına alınan, ifadesi alındıktan sonra dün serbest bırakılan ve bugün bir kez daha gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu'nun dönem dönem kokain kullandığı, arkadaşlarına satın alıp temin ettiği yönünde bulgulara eriştiklerini söyledi. Soylu yayınlanan görüntülerdeki olayın 2018 yılına ait olduğunu kaydetti. İsmail Saymaz'ın Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki bulgular nelerdir sorusuna Süleyman Soylu, satıcılığı ile ilgili henüz bir bulgumuz yok. Dönem dönem kullanıyormuş. Arkadaşlarının ifadelerine göre bu bir yerden satın almış ve temin etmiş. Bu ifade %100 doğru olmayabilir. Arkadaşları da pudra şekeri gibi kendilerini aklamak istiyor. Peki görüntüler nasıl çıktı sorusuna ise Soylu şöyle bir boyutu var. Birlikte kullandığı arkadaşlarıyla alacak verecek meseleleri var. Meselenin içerisine şantaj girince kamuoyuna veriliyor. Dört mesele var burada. Bir kullanıcılık var. İki özendirme mi yapılıyor? Üç yoksa şantaj olarak mı piyasaya sürdüler? Dördüncüsü de temin. Dördünden biri veya birkaçı. İsmail Saymaz AK Parti'ye nasıl girdiğini soruyor. Süleyman Soylu bunun üzerine şöyle cevaplıyor. Şunu söyleyeyim. Sizin yanınızda çalışan birisi eroin kullanırsa suçlu siz mi olacaksınız? Peki gazetenizde kullanan biri olsa suçlu siz mi olacaksınız? Mesele belli olur olmaz devlet gereğini yerine getirdi mi? Getirdi gözaltına alındı. Mahkemeye çıktı. Mahkeme adli kontrol kararı verdi. Sonra diğerleri gözaltına alındı. O ben kullanmadım dedi. Bu başka bir şey dedi. Şeker diyebilir, pudra şekeri diyebilir. İsterse kahve ve kolonya diyebilir. Ne derse desin. Umrumuzda değil. Bizim görevimiz ne? İşin doğrusunu bulmak. Diğer dört kişiyi de gözaltına aldı arkadaşlarımız. Sözcü yazarı İsmail Saymaz kumar oynuyor, araba alıp satıyor, kokain kullanıyor. Büro çalışanı maaşıyla bunları yapamaz. Bu paranın suyu nereden geliyor? Bir tespitiniz var mı diye sordu. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eğer haksız bir kazanç varsa mahkeme orada, hukuk orada. Burada başka bir iş mi yapıyor ya da daha önce yaptı mı? Derinlemesine değerlendirmenin yapılmadığı bir yerde hüküm ortaya koymak çok yanlış olur. Hiçbir şey gizli kalmaz. Ama bunun partiyle ne ilgisi var? Netice itibariyle partinin çalışanları var. Bu yapılarla karşılaştığımız zaman kendi kurumlarımızda da gereğini yerine getiriyoruz. Anladığım kadarıyla bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor. Buradan siyasal sonuç elde edebilir miyim deniyor. Özellikle bazı milletvekilleri yapıyor. Onlara da acıyorum. Ben kamuoyunda çok şey bilen bir adamım. Ama dikkat ederseniz bu tip meselelerde hiç konuşmam. Bugün sadece bir partinin çalışanı üzerinden ve hiçbirimizin tahammül ve müsaade etmeyeceği, gereğini yapmaktan çekinmeyeceğimiz bir meseleyle ilgili tepiniyorlar. Ama başka bir şey daha ifade edeyim. O tweet atanları görüyorum. Bazı milletvekillerini görüyorum. Meseleyi bu noktaya taşımak son derece ayıp. Bunu parti bilse gereğini yerine getirirdi. Bildiği andan itibaren de getirdi. Güvenlik güçleri ve hukuk yerine getirdi mi getirdi. Görevim icabıyla birçok mahrem bilgiye sahibim doğru mu? Bu meseleyi milletvekili olup da paylaşanlarla ilgili sadece üzülüyorum. Allah muhafaza en yakınlarında böyle bir şey çıksa ne diyeceğiz? O kişiyi mi sorgulayacağız? İsmail Saymaz bu kişinin sizinle fotoğrafı çıktı ne diyorsunuz diye soruyor. Süleyman Soylu ben dün dayımı ziyarete gittim. Samsun'da sabahleyin Çakallı'da kahvaltı yaptım. Tanımadığım, bilmediğim onlarca insanla fotoğraf çektirdim. Allah'ınızı severseniz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Partiye gitmişim, genel merkeze, genel merkeze benimle fotoğraf çektirmiş. Ben bu işlerin hiçbir karşılığının olduğunu düşünmüyorum. Herkes çektirebilir. Siz çektirmiyor musunuz? Kiminle çektirdiğinizi biliyor musunuz? Adam bugün sizinle fotoğraf çektirir, yarın cinnet geçirir, adam öldürür. Sorumlusu siz misiniz?'' Veya adam geçmişte bir iş yapmıştır. GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce? Biz burnu büyüklük yapmıyoruz. Vatandaşımız geliyor, fotoğraf çektirebilir miyiz diyor. Buyurun diyoruz. Hayır çektirmem dese karşılığı ne olacak? Siyasetçi değil, topluma mal olmuş insanların %99'u bunu diyemez. Prensibim değildir, çektirmiyorum diyeni görmedim. Netice itibariyle insanlar ne istiyor? Para pul istemiyor, bir tane fotoğraf çektirmek istiyorlar, çektiriyoruz çektirdiğimiz fotoğrafa bakmasınlar ya da fotoğraf çektirenlere bakmasınlar. Yaptığımız işe baksınlar. Biz ne yapmışız? Cumhuriyet tarihinde uyuşturucuyla ilgili en büyük operasyonların yapıldığı dönemdeyiz. Sadece bu ayın bir haftasında 4600 kişi uyuşturucu satıcılığından alındı. Şu anda 80 bin kişi uyuşturucu satıcılığından cezaevinde az bir rakam mı? Tek kişi çıksın desin ki Türkiye'de uyuşturucuyla mücadeleyi hükümet yerine getirmiyor. Bir tek kişi çıksın. Daha bu sabah 2000 litre asetik anhidrit yakaladık. Bir ton eroin yapıyor. Geçen hafta 7,5 ton yakalandı. Bonzaisinden esrarına kadar bütün narkotik birimlerimiz olağanüstü mücadele ortaya koyuyor. Hala bir takım muhalif milletvekillerinin sevindirik şekilde bu meseleyi paylaşması ayıptır. Burada yapılması gereken şudur. Elbette çürük elma çıkar. Çürük elmayı ayıklarız. Çürük elmanın başkalarını çürütmesini durdururuz. Çürük elmaları ayıklamayanları da toplum görür ve yargılar diye konuştu.